Herkese merhaba. Yepyeni bir PlayStation modeli sonunda açıklandı arkadaşlar. Beklediğiniz bir haberdi. Bana sıklıkla soruyordunuz. Abi Slim gelecek mi? Pro gelecek mi? Artık açıklandı. Kardeşlerim önce videosunu izleyeceğiz. Daha sonra size özelliklerinden bahsedeceğim. Ne gibi değişiklikler oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Lütfen sizden rica ediyorum videoya geçmeden önce abone olarak, beğen butona basarak ve istekli olursa yorumlara yazarak yoksa selam göndererek destek olabilirsiniz. Bakalım PlayStation 5'te yenilikler olarak neler var? Onlara geçelim arkadaşlar. Öncelikle Sony'nin resmi olarak yayınladığı trailer'ı izleyelim. Ve konsollarımız gün yüzüne çıkıyor kardeşlerim. Bir dijital, bir de her zaman olduğu gibi diskli versiyonu var. Zaten trailer çok kısa. Hemen burada durdurayım. Daha sonra farklı açılardan resimlerini göstereceğim ve özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki arkadaşlar, standart PlayStation ya da dijital PlayStation arasında hiçbir güç farkı yok. Tamamen şu andaki mevcut PlayStation 5'lerle aynı özelliklere sahipler, sadece daha inceler. Bunun yanında açıkça söyleyeyim arkadaşlar, sol taraftaki yani diskli versiyonun şeklini, dizaynı hiç beğenmedim. Bunu samimi olarak söylüyorum. Slim şık duruyor, güzel duruyor ama şu diskli versiyonu gerçekten kötü duruyor, güzel durmuyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, sağdaki dijital versiyonu aldığınızda disk sürücüsünü ayrı olarak satın alabiliyorsunuz. Bunları da göstereceğim. Bu dizayn zaten bundan aylar öncesinde sızmıştı arkadaşlar. Kötü çözünürlükte resimleri paylaşılmıştı. Zaten canlı yayınlarda da muhabbetlerini yapmıştım. O zaman da söylemiştim. Bir dijital versiyonu çıkacak, Slim. Bir de diskli versiyonu çıkacak. Dijitale ekstra disk drive olarak satışa sunulacak demiştim. Aynı dediklerim çıktı arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşlerim bir de yakından bakalım ve özelliklerinden bahsedelim. Ve tabii ki fiyatından. Şimdi PlayStation 5'leri yan perspektiften görüyoruz. %30 kadar önceki PlayStation 5'lere göre, standart PS 5'lere göre %30 kadar ağırlıkta azalmalar oldu. Tabii ki konsolların sürümüne göre %18 ile 24 arasında bir ağırlık değişimi var. Eskiden biliyorsunuz PlayStation 5'in soldan ve sağdan iki ayrı kapak vardı. Artık bu kapaklar 4'e çıktı arkadaşlar. Yani sol tarafta iki kapak, sağ tarafta iki kapak. Bu üstteki kapaklar, konsolların üst tarafındaki logonun olduğu taraftaki kapaklar parlak arkadaşlar. Yani çizilmeye biraz müsait olabilecek bir kapak. Bunlar parlak olacak. Alttakiler de mat oluyor. Yani alt kapaklar mat, üst kapaklar parlak, piyano beyaz. Bunun haricinde şurada gördüğünüz ince ayaklar var. Standlar var dikey durması için. İnce ayaklar. Yalnız bunlar ekstra fiyatla satılıyor arkadaşlar. Fiyat demişken fiyat olarak konsolun ana fiyatında da herhangi bir değişiklik yok. Yani mevcut olan PlayStation dijital ve diskli versiyonların fiyatlarıyla aynı arkadaşlar. Yurt dışında Amerika'da 499 diskli versiyonu, dijital versiyonu ise 449 arkadaşlar. Yani aynı fiyatla devam ediyor. İlk olarak Amerika'da çıkıyor. Ne zaman? Kasım ayında. Tam bir ay var. Önümüzdeki ay arkadaşlar. Kasım ayında. 10 Kasım gibi bekleniyor. Bir ay sonra Kasım ayında Amerika'da başlayacak ve daha sonra stoklar diğer ülkelere gelecek ve mevcut standart PlayStation 5'lerin stokları bittiğinde yeni Slim PlayStation 5'ler tamamen standartların yerini alacak. Artık standart PlayStation 5'ler üretilmeyecek. Daha önce de bahsetmiştim, dijital versiyonu Blu-ray diskli versiyona çevirebiliyorsunuz. Bunu da arkadaşlar PlayStation Blu-ray disk sürücüsünü ekstra olarak alıp takabiliyorsunuz ve yan kapağını da ekstra satın alıyorsunuz ve bunu standart diskli bir versiyona çevirebiliyorsunuz. Bu Blu-ray sürücüsünün Türkiye fiyatı henüz belli değil. 79.99 dolardan satışa çıkacak. Demin de bahsettiğim gibi Amerika'da 499 dolara standart, dijital versiyonu ise 449 dolar. Avrupa'da ise 549 euro standardı, 449 euro da dijitali. Demin de PlayStation 5'i dikey olarak kullanabileceğimiz standı ekstra satacaklarını söylemiştim. 29.99 dolardı arkadaşlar. Bu ince standı alabiliyorsunuz. Yeni PlayStation 5'i ayakta tutacak bir standla gelmiyor. Yani ilk aldığınızda yatay olarak kullanıyorsunuz. Şu anda resmini gördüğünüz gibi arkadaşlar yatay olarak kullanılmış bir PlayStation 5 Slim var. Daha önce DualSense'lerde gördüğümüz kobalt mavi, volkanik kırmızı gibi renkler vardı biliyorsunuz. Bu renklerde kapak olarak ekstra satılacak. Onun da fiyatı 54.99 dolar, yani 55 dolara geliyor. 55 dolar fiyat farkıyla alabileceğiniz kapaklarla kırmızı, mavi ve gri ile konsolunuzu özelleştirebiliyorsunuz. Görsellerimizi izlerken bunun yanında ağırlığından bahsedeyim. Daha öncesinde biliyorsunuz standart versiyonu 4.2 kilogramdı. Şu anda 3.2'ye düştü. Dijital versiyonu ise 3.9 kilogramdı arkadaşlar. 2.6 kilograma düştü. Yani bayağı hafifliyor. Toparlayacak olursak yeni modeller daha hafif ve daha ince. Ama fiyatı aynı. Fiyatın aynı olmasının yanında dikey olarak durmasını sağlayan standı ekstra satıyorlar. Yani biliyorsunuz standart sürümde standı yanında geliyordu. Ama eğer artık konsolunuzu dik olarak koymak istiyorsanız, en azından güvenli bir şekilde dik olarak koymak istiyorsanız arkadaşlar, bu standı ekstra olarak satın alıyorsunuz. Şöyle bir ekstra artısı var. Dijital versiyonu istediğiniz zaman bir diskli versiyona çevirebiliyorsunuz. Tabi bunun yanında en önemli şey var ki hafıza kapasitesi arkadaşlar. 825 GB'lık hafıza kapasitesi artık 1 TB'a çıkıyor. Yani 185 GB kadar bir fark fazla bir şey gibi görünmeyebilir ama biliyorsunuz sistemde kendisi zaten yer kaplıyordu. Yaklaşık 825 GB'ın 650 GB'ını falan kullanabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 1 TB'a sahip olan hafızanın yaklaşık 880-890 GB kadarını oyunlar için ayırabileceğiz.
Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara paylaşın. Pro ile de ilgili haberler bekliyorum. Pro ile ilgili haberler geldiği anda ki her haberde olduğu gibi anında size ulaştırıyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan kardeşim abone olarak beğeni butona basarak destek verebilirler. Bunun yanında istekiniz olursa yorumlara yoksa da selam gönderebilirsiniz. Bu arada videonun hemen altında açıklama bölümünde sosyal medya linklerim var. Instagram'dan, diğer sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Discord ve TikTok linki de var. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.